Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugün sizlerle doğal taşların dereceleri, sertlik dereceleri ve kaliteleri hakkında konuşacağız. Birkaç test yapacağız sizinle beraber. Doğadan topladığımız taşların ne kadar iyi kalitede olduğunu anlamak için MOS yani sertlik derecesi ölçümü yapmak bize ne sağlar? İlk etapta bulduğumuz taşları ayırt etmek için bizim işimize yarar. Sertlik derecesi ne kadar iyi ise taşın kalitesi de o kadar iyi demektir. Ve bu özellikle şeffaf taşlarda bizim için çok yardımcı olacak bu ölçüm cihazı. Artı ikinci etapta emin olduğumuz taşları üniversitelere inceleme için, ön inceleme için gönderebilir. Eğer sonuç olarak da mineral yapısı istediğimiz sonucu verirse şayet, üçüncü aşama olarak da özel laboratuvarlara gönderip sertifika alabilmemiz için ön bir hazırlık olmuş olacak bu bize. Şimdi biz Diamond Selector 2 aldık arkadaşlar. Bu cihaz bizim ilk etapta bu işi ayrıştırma işini bu cihazla yapacağız. Şimdi cihaz güzel, ufak, çok büyük bir cihaz değil. Kullanışı kolay. 9 volt pille çalışıyor. 9 volt pille çalışıyor. Kullanırken Duracell'in bu 9 volt pillerinden kullanırsanız kare pillerden onlar daha uzun ömürlü olacaktır. Onu da söyleyeyim başta. Cihazımızı açtık. Hazır olması için ilk lamba yandı. İkinci lamba yandığı zaman cihazımız hazır olmuş oluyor. Ölçüm için. İlk etapta 4 yeşile ayarlıyoruz. 4 yeşile getirdikten sonra cihaz ölçümü hazır. Arka taraftaki metal kısma parmaklarımızı koyuyoruz. Parmaklarımızı koyduktan sonra ölçerken dikkat etmemiz gereken konu cihazı dik tutmak. Bir, ikinci ve en önemli kural her ölçüm arasında cihazı sıfırlamamız gerekiyor. Bu cihazla beraber gelecek zaten size. Özellikle küçük karatlı şeyler için üzerine yer yapmışlar. Karatı ölçüyorsunuz, sonra yanına bırakıyorsunuz. Bu cihazı boşaltmış oluyor. Ölçümde hata payını ortadan kaldırıyor. Sonrasında cihazı dik tutacağız demiştik. Sonrasında ölçüme başlayalım. Şimdi elimizdeki olan taşlardan dentritli akik şöyle görebileceğiniz şekilde basıyorum. 6. Sertlik derecesi de 6'dır akik taşlarının. Diğer adı agat. Kuvars ve kalsedon grubuna ait taşlar bu taşlar. Her iki grubun da kimyasal özelliklerini taşıyorlar bundan dolayı. Sertlik dereceleri 6 dediğim gibi. İşlenebilirlik kaliteleri gerçekten güzel. Şöyle bakın. İşlenmiş hallerinde yakın zamanda inşallah Kamil Çelikkaya beyefendi bize bunların örneklerini işlenmiş hallerini gönderdiği zaman onlar için de bir video yapacağız size. Buradaki taşlardan görmüş olduğunuz taşlardan hepsinden biz ona örnek gönderdik. Bize ufak ufak örnekler hazırlayacak. Yapılmış hallerini de sizinle paylaşacağım ilerleyen dönemlerde. Şimdi akik grubunu gördünüz sertlik derecesi olarak. Şöyle tekrar düzeltelim. Yine farklı bir akik grubu. Yine aynı gördüğünüz gibi. Şurada bir mavi kalsedonumuz var minik. Bunu da ölçelim sizinle beraber. Yine 6. Bu ölçümler doğru veriyor her seferinde. Bu da bizim için sevindirici bir konu.
Sonrasında kuvars arkadaşlar, yani birçok kristal grubu kuvars ailesine ait taşlardan. Mesela dumanlı kuvarslar, işte şeffaf olanlar, şu elimde gördüğüm gibi işte dumanlı olanlarından sprint dediklerimiz sarı olanlar, ametist, işte bunlar hep kuvars grubunun taşları, ama dediğim gibi bunlar da ayırt edebilmek için böyle bir alet lazım. Şimdi kuvarsımızı ölçüyoruz. 7. Evet, gördüğünüz gibi 7. Aynen. Kuvarsımız. Dumanlı kuvarsımıza bakalım. Şu arada bir ayarlamak gerekiyor. Şöyle baktık. Bu da gördüğünüz gibi 7. 7, evet. Strin'e bakalım arkadaşlar, şöyle. Bu da 7, gördüğünüz gibi. Bunları ölçtükten sonra dediğim gibi sıfırlamazsanız, şayet şunu yapmazsanız, sıfırlama işlemini yapmazsanız cihaz kayıyor. Şimdi düzelttik. Şimdi bir sonraki gruba geçelim. Bunlar da sertlik olarak ölçtüğümüzde bu taşlar yine kuvars grubu ama topaz diye geçen taşlar bunlarda. Şöyle bakın. Bunlarda da sertlik derecesi 8 olarak veriyor arkadaşlar. Topazın özelliği kıymetli taşların özelliğine çok benzeyen bir minerale sahip. Yani pırlanta kesimi falan yapıldığında elmasla bile karıştırılabiliyor, ama işte bu cihaz sayesinde sertlik derecesi ölçülüyor. Bir de özgül ağırlığına bakılıyor tabii ki de. Hani bunlarda sertlik derecesi 8, işte özgül ağırlığı da 3,5, 3,5, 3,6. Onlara bakılıyor. Ona göre taşın kalitesi, şuradan bakın. Bunlar 8, topaz dediğimiz taşlar. Bir daha şöyle ayarını kaydı. Sıfırladık. Sıfırladık. Bakın şöyle. 7-8. Gördüğünüz gibi. Bunlar topaz dediğimiz taşlardan arkadaşlar. Bunlar da gerçekten güzel taşlar. İşlendiğinde gerçekten çok güzel takı malzemeleri olabiliyor bunlardan da. Şimdi burada bir taşımız daha var. Şekilsiz. Rengi biraz garip. Şimdi genelde bizim attığımız taşlar, hani rengine falan bakıp hoşumuza gitmeden attığımız taşlar. Ama işte arkadaşlar, şöyle olayın özüne inmiş olalım. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu taş da topaz arkadaşlar. Ara ara şöyle bakalım. Evet. Şurası biraz farklı. Taşın birkaç yeri farklı. Bakın bu tarafı kuvars veriyor. Evet. Bu tarafı topaz veriyor. Yani taşın bir yarısı farklı, bir yarısı farklı. Hatta bunun gibi örneğim var aslında. 3 taş. Şöyle bakın. Bu taş 3 farklı taş bir arada. Gördüğünüz gibi dumanlı kuvars, topaz, bir de normal düz kuvars, hepsi bir arada. Şeffaf kuvars, hepsi bir arada. Böyle taşlar nadir çıkıyor. Şurası gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir ışıkta bakalım. Yapısına şöyle bakarsanız demek istediğimi anlarsınız. Şöyle bakın. Taşın 3 kısmı farklı birbirinden. 1, 2, 3. 3 kısmı da farklı birbirinden. Böyle enteresan taşlar da çıkabiliyor karşınıza. Bunları
alıyoruz, kenarıya koyuyoruz, saklıyoruz. Sonra gelelim Korundum grubu. Korundum grubu dünyada çıkan ve bilinen en değerli dört taştan bir tanesi. Korundum grubu. Renksiz, bunun gibi. Beyazı, pembesi, nadiren mor menekşe renginde, sarısı, yeşili ve kahverengisi olan safir taşı dediğimiz gök yakut olarak da bilinen en değerli taşlardan birisidir arkadaşlar. Onun da ölçümünü size şöyle gösteriyorum hemen. Gördüğünüz gibi direkt 9 verdi. Sıfırlıyorum. Bıraktım. Bu ses neden kaynaklanıyor? Taş eğer nemlenirse böyle bir ses çıkartıyor arkadaşlar. Taş ölçümü yaparken de kuru olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Dokuzu verdi arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken nedir? Videonun başında da bahsettiğim gibi bu taşın kalitesinden emin olduğumuz için bu bizim emin olma kaynağımızdı. Taşın kalitesinden emin olduğumuz için ikinci etaba geçeceğiz. Bunu üniversiteye göndereceğiz. İçeriğini öğreneceğiz. İçeriğinin sonucu bize geldikten sonra eğer tahmin ettiğimiz gibi ise eğer yanılmıyorsak bu konuda üçüncü aşama olarak işte IGSL laboratuvarına göndereceğiz bu taşı. Oradan buna bir tane kimlik belgesi yani sertifika alacağız. Sertifika aldıktan sonra bakın ölçüyoruz tartıda bunu şu an ne kadarmış? Bıraktım. 38 gram geliyormuş arkadaşlar. 38 gram dediğimiz taş yani 38 çarpı 5 dediğinizde 190 karatlık bir taş. 190 karat. 190 karatlık bir taş. Şayet beyaz safirse demek istediğimi anladınız zaten. Gerçekten kalitesi de çok güzel, şeffaflığı çok güzel taşın. Umarım izim de istediğimiz gibidir. Yakın zamanda onu da sizinle paylaşacağım. Önce laboratuvara gidecek, şeye, üniversiteye. Üniversitedeki çıkan sonuca göre de laboratuvara göndereceğiz bu taşı. Son videolarda da belki görmüşsünüzdür. Biraz farklı bir taş bulmuştuk. Bunu da daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bu da gidecek laboratuvara. Bunun da ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Sonra laboratuvardan gelen sonuca göre bunların işlemleri yapılacak. Nasibimizde güzel bir şey varsa tekrardan dediğim gibi sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Ve ilerleyen dönemlerde de inşallah kesim makinelerimiz olur. Bunları kesilmiş kaidelerin üstünde olarak göreceksiniz. Yine bunları kaidelerin üstünde göreceksiniz. Kütahya'daki taşların dili, Kamil Çelikkaya beyefendiden de bunların örnekleri geldiği zaman, işlenmiş halleri geldiği zaman bize artık küpe işte yüsük taşı olarak gönderecek bize. Gönderdiği zaman da bunların yapılmış hallerini de videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınızda soru işareti kalmamıştır. Tekrar söylediğim gibi bu işi yapacaksak bu cihaz şart arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Memnun kalacaksınız. Ayrıştırma için, ilk aşama için gerçekten lazım.
Bugünlük bu kadar dedim. Kendinize iyi bakın. Eğer sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler diliyorum.